herkese... Dur. Ay. Sen öyle bakınca çok daha garip oluyorum. Dur. Herkese selam. Ben Sıla Beyoğlu. Bugün... Bir saniye tekrar. Herkese selam. Ben Sıla Beyoğlu. Bugün sizlerle yemek yiyerek sizin sorduğunuz soruları cevaplayacağız. Yani bir nevi mukbang olacak. Hazırsanız başlayalım. Şimdi önümde Kore yemekleri var. Ben Kore'yi çok sevdiğim için, yani tiryakisi olduğum için tabii çok. Kore yemekleri var önümde. Öncelikle kimchi var, biliyorsunuz yani inşallah. Ne diye sormayayım ben de açıklayamam. Böyle lahana turşusu gibi bir şey. Kimchi var, gimbap var, ton balıklı. Bir de cheese, raboki, tabokki, işte noodle falan var içinde. Aslında şöyle, benim noodle'a tövbem var. Ben bir kere çünkü noodle'dan zehirlendim. Tek başıma sabaha karşı hastaneye gitmek zorunda kaldım. Bu sebepten ötürü ben noodle yemiyorum, ramen yiyorum. Şu an bunun içindeki de ramen. Yani inşallah ramendir. İnşallah. Şimdi hazırsanız başlayalım. Ay çok heyecan yaptım. Şunları böyle bir... Ay ne kadar güzel görünüyor. Bir tadına bir bakayım önce. Acı. Söyleye başlayabiliriz istersen. Hazır mısın? Hı hı. Kolay mı, zordan mı başlayayım? Kolay. Hiç zorbalığa uğradın mı? Bu çok kolaymış ya gerçekten. Evet, uğradım. Lisede, ortaokulda bir kere bitmendim diye uğramıştım. Öyle. YouTube'a başlama kararını nasıl aldın? Siz benim videolarımı izlemiyor musunuz? Bir öncekinde ben bunu açıklamıştım. Ben bunu açıkladım. Ben bunu anlattım uzun uzun. Siz benim videolarımı izlemiyorsunuz. Şimdi hemen diğer videoya gidiyorsun. Sonra tekrar buraya geliyorsun. Okey? Of, bu çok kritik bir soru ya. Ne? Bir insana aşık olmaktan nasıl vazgeçebilirim be abla? Şimdi şöyle, erkolar tren gibidir. Biri gider, biri gelir. 5 dakika arayla. Birini unutmak için... erkolar değil mi? Arkadaki hemen şey yapıyor. Bence birini unutmak için başka biriyle bir yola çıkmayı deneyebilirsin. Bence böyledir yani. Erkeklerin en iyi yanı zaten diğerlerini unutturması. Videoların çok güzel. Çekerken zorlanıyor musun? Hı hı, zorlanıyorum. Yani yemek yerken bile zorlanıyor şu an. Yani şimdi şöyle, evet gerçekten zorlanıyorum. Bu videolarım benim yaklaşık yarım saat bir saatime alıyor. Ama kalp benim videolarım editle falan çok daha fazla uğraştırıyor beni. Yani evet zorlanıyorum. En çok hangi yemekleri seversin? Urfa. Urfa'yı severim, kısırı severim. Ben pilav ve pilav çeşitlerini seviyorum. Ama et de çok seviyorum, aşırı seviyorum. Aşkı, okul zamanında en sevmediğin hocan kimdi? Aklıma soru gelmedi. Serdar hocam. Lisedeki Serdar hocam. Herkese karşı çok adaletliydi. Dur. Serdar hocam, lisemdeki, son lisemdeki, herkese karşı çok adaletliydi ama bana karşı hiçbir şekilde bir adaleti yoktu. Yine de iyi bir insandı ama çok gıcık oluyordum, aşırı gıcık oluyordum. Mesela şöyle bir olay gelmişti başıma. Okulda güreşçi bir kızla saç baş kavga ettim sınıfın içinde. Şimdi şöyle bir şey var, ben güreşçi kızdan şikayetçi olmak istediğimde bu sadece lisansı var diye hiçbir şey yapmamıştı, bir işleme koymamıştı. Yani inşallah kariyerini yakmam Serdar hocanın. Bana bir şey damladı. Kuş değil inşallah. Yok, sıvı bir şey. Balkon mu yakıyorlar acaba? Tabii buradan belki gelmiştir. Olabilir. Ya da kuş olsa görürüz ama. Evet, bir şeyler damladı ama yerime. Ama yemeğimi de yiyeyim yani. Ye ye. Acı bu ya. Gimbap. Gimbap. Hı hı. Bir diğer soruma geçiyorum. Erkeklerde en çok etkilenirim dediğin şey nedir? Nezaket. Bu bir. Ama dışsal olarak belden tutması ya bence. Bence bütün kızların bu. Belden tutması mı? Belden tutulması. Bence bu. İsmini değiştireceksin diyelim. Ne yapardın? Tatlım. Şimdi şöyle, ismim ben şu an beğeniyorum. Birazdan muhtemelen soruların arasında vardır. Benim aslında iki isim var. Ayşenur Sıla. Yani Ayşenur diye bir isim vardı zaten. Beni eskilerden tanıyanlar senin adın Ayşenur değil, senin adın Sıla değil. Ayşenur neden böyle davranıyorsun falan diyenler var. Benim adım Sıla. İki adım var. Boş muhabbet ya bu. Yani insanların iki ismi olamaz mı? Ben sadece Sıla'yı kullanmak istiyorum. Ama şimdi şöyle, bu konuyu uzun uzun konuşalım bir. Uzun uzun konuşuyoruz şu an. Şimdi şöyle, ağzım yandı benim ya. Arkadaşlar, soy isim konusuna gelelim. Şimdi öncelikle benim soy ismim Beyoğlu değil. Beyoğlu olmamasının sebebi de şu. Benim öz babamın soy ismi farklı ve ben öz babamla şu an görüşmüyorum. Görüşmediğim için de onun soy ismini kullanmak istemiyorum. Ve aynı zamanda annem ikinci evliliğini yaptı. İkinci evliliğinle de bir ayrılık durumu yaşadılar. Ve ben ikinci evliliğindeki adamın üzerine geçtim. Ve soy ismim tekrardan değişti. Yani benim şu an iki tane soy isim var. İki baba tarafıyla da görüşmediğim için şu an Beyoğlu benim anneannemin soyadı zaten. Beyoğlu soyadını kullanıyorum.
kullanmakta herhangi bir sakınca görmüyorum. Zaten bu yaz muhtemelen dava açılacak Beyoğlu almamla ilgili. Herhangi bir problem yok. Bunda sadece böyle ifşaymış gibi işte senin adın işte bu Ayşenur Sıla, soyadın yalan falan diyenler için söylüyorum. Bu bir ifşa değil arkadaşlar. Bu benim sakladığım bir şey değil. Her yayında da dile getirdiğim bir şey. Yani kendinizi çok da bir şey sanmayın. Benim hayatımda maksimum orijinal soyadımı biliyorsunuzdur. Başka hiçbir şeyimi bilmiyorsunuzdur. Boş boş triplere girmeyin. Beni de delirtmeyin. Çok kritik bir soru bence bu ya. Aylık net kazanç. TikToker'lar sosyal medyada kesinlikle net bir kazanç yok. Yani net veremem yani. Mesela ben şimdi hatırlıyorum, bu konuda dürüst olacağım sizlere karşı. Hatırlıyorum bir ay 20 bin civarları kazandığım oluyor. Bir ay 5 bin lira bile kazanamadığım zamanlar oluyor. Yani net bir şey yok. Yani şey TikTok bana demiyor ki veya YouTube sen sosyal medya fenomeni ol. Video çek ben sana aylık olarak 10 bin lira yatayım diye bir şey yok. Keşke öyle bir şey olsaydı. Sıkıntı yok. Farklı markalardan tabii ki de reklam alınıyor. Onlardan gelen gelirler oluyor ama dediğim gibi hiçbir zaman kesin ve net değil. Mesela ben 2-3 hafta önce hatta Rojinler'le bir kahve içmeye çıkmıştık. Kahve param bile yoktu. Ama şu an hepsine kahve ısmarlayacak param var. Yani net değil. Yani her hafta ne gelecek hiç belli olmuyor. Herkesten sakladığın bir sırrını... Sen özellikle zorları seçiyorsun. Hayır. Herkesten sakladığın bir sır. Bir düşüneyim. Düşünmeme fırsat var mı? Biraz da yemek yiyeyim. Bilmem, seyircinin kararı. Tam buraya müzik eklersin. Open Gangnam Style. Üstüme sıçradı ya. Bu ses var ya, mikrofondan çok kötü çıkıyor muhtemelen. Bilmiyorum, editlerken diye bir şeyler duymak biraz sıkıntılı. Kimsenin bilmediği bir şey. Saçlarım herkesten ön planda. Yani saçlarıma çok gereksiz bir şekilde değer veriyorum. Bu da benim sırrım olabilir. Bence güzel bir sorumuz var. Takipçilerin senin için ne ifade ediyor? Ha. İşte tam olarak da doğru yerde sordum soruyu şu an. Üstüm gitti, yağlandı. Takipçiler benim için ne ifade ediyor? Ben bunun zaten paylaştım. Bir önceki YouTube videomda paylaştım ama tekrar söyleyeyim. Benim için çok anlam ifade ediyorsunuz. Yani dediğim gibi siz geçen YouTube videosunda da söyledim. Siz olmasaydınız ben şu an burada olmazdım. Hatta siz olmasaydınız ben şu an yaşıyor muydum onu bile bilemiyorum. Bunun nedenini de zaten bir önceki YouTube videosunda anlattım. Bir saniye biraz daha yiyeyim. Ay ben çok acıkmışım ya. Yüzünde estetik var mı? Bilmiyorum, bana niye bu kadar komik ya? Seni tanıdığım için olabilir belki. Olabilir. Arkadaşlar şu an yüzümde estetik yok. Ama burun estetiği yaptırmak istiyorum. Birkaç gündür sürekli gözüme batıyor. Uzun, böyle büyük burnum varmış gibi hissediyorum. Dolgu var dudağımda. Tekrar dolgu yaptıracağım hatta. Herhangi bir estetik yok. Çok zengin olursam muhtemelen estetik delisi olurum. Bunu bilin şimdiden. Beni ne kadar zengin edeceğinize siz karar verin. Peyniri bu biliyor musun? Erimiş şey. Yanlış yermiş. Ağzım yandı. Elbiseyi mahvettim biliyor musun? Vallahi de. Vallahi. Soru bekliyorum ben senden. Telefonla oynuyorsun. Ya story atıyorum. Kahve almışsın diye incelik yapıyorum sana burada. Abla, en sevdiğin YouTuber içerik üreticisi kim? Meryem Can. Geç. Annem baban yaşıyor mu? Evet. Hızlı devam ediyorum. Hı-hı. Aşka inanıyor musun? Dur. Heh. Annem baban yaşıyor mu? Buna cevapladım. Annem yaşıyor, babam yaşıyor. Çok şükür sağlar ama annemle yaşıyorum ben. Ve babamla da görüşmüyorum. Görüşmeme nedenim yok. Sadece görüşmüyorum. Ablam lütfen beni al. Sorum şu. YouTuber, TikToker ve bunun gibi şeyler olmasaydı hangi meslek senin için ideal olur? Kuaförlük. Ama benim hayalimdeki meslek hosteslik. Midem bulandı. Abla, en sevmediğin kız tipleri nelerdi? Ay var ya, var. Ve cool olabilmek için samimiyetinden ödün vermiş. Böyle buz duvar olan insanlar. Bir de kendini çok beğenmiş. Her konuda kendini çok beğenmiş insanlar. Bir de sürekli, yani kadınlardan bahsediyor. Yani insan olarak da aynı şey geçerli. Sürekli olarak parasından, sevgilisinden, kendisinin olmayan bir şeyden övünen kadınlardan çok hoşlanmam. Birazcık ara verelim mi? Midem bulandı. Dur, bunu da sorayım be. Nasıl bu kadar acıya katlanıyorsun? Kurumuş boğazım. Ya şöyle sinekler bastı lan burayı. Ay, gözünün orada var. Dur kız. Gözüne girecek, kapat. Allah'ım. Hissetmiyor musun buranda? Hayır, hissetmedim. Çöp. Bu acılara nasıl katlanıyorsun muydu soru? Bir ara psikiyatri tedavisi alıyordum. İlaç falan kullanıyordum. Bu kadar acıdan kastım, benim ailesel, çevresel çok fazla acım var. Yalan söyleyemeyeceğim ama şöyle bir şey var. Yok, şey sinek kovaladım da. Nasıl katlanıyorum? Düşünmeyerek ya. Gerçekten düşünmeyerek. Yani başını, kafanı böyle farklı şeylere odaklarsan. Nasıl mı? Bak abi bunun gibi. Videoları çekerken hiç yardım alıyor musun?
TikTok videolarımı çekerken almıyorum. YouTube videolarımı çekerken Gökhan sağ olsun yardımcım oluyor, fotoğrafçımız. Bir travman var mı? Varsa nedir? Merdiven. Kuyruk sokumu merdivende kırdığım için o gün bugündür merdiven inerken de çıkarken de çok zorlanıyorum. Abla evde kalmış kategorisinden ne zaman çıkacaksın? Evde kalmış kategorisinde mi giriyorum şu an? 23 yaşındayım da. Bence çıtırım, gencim ve güzelim. Çok haklı bir soru ama. Doğru bir soru yani. Sen kayıttayken telefonu sessiz almadın mı Sıla? Almadım çünkü yani bana mesaj atanım yok ki benim. Benim gerçekten mesaj atanım yok. Bir kargoda iki haftadır gelmedi. Bugün şu an gelip tuttu. Kargo mesajı. Evde kalmış kategorisinden ne zaman çıkarım? Birileri benim povumu izlemiş. Evde kalmış kategorisinden şu anlık çıkmayı düşünmüyorum. Aslında şöyle. 23 yaşına kadar evlenmemek eski zamanlarda. Eski zaman dediğim benim ablam mesela. Benim ablam var. Öz ablam. Benden 6 yaş büyük ve o 18 veya 19 yaşında evlenmiş olması hatırlamıyorum tam. Yani onlara göre evet bu yaş evde kalmış yaşıydı ama şu anki dönemimizde ben hayatımı yaşamak istiyorum. Bir eve tıkılıp da işte bulaşıktır, çamaşırdır, ütüdür, mütüdür ben bunu yapabilecek kapasiteyi kendimde göremiyorum açıkçası. Ya yapar mıyım? Yaparım sonuna kadar. Çok iyi yaparım. Orası ayrı. Ama yani şu an o sorumluluğu istemiyorum. Zaten 25 yaşında falan düşünüyorum ya. O da olursa 25 yaşına bir gelelim ve bir erko bulabilirsek nasibimizce. Kaç kardeşsiniz? Ablam var bir tane. Oo ben bunu ilk defa anlatacağım. Benim arkadaşlarım da bilmez. Bunu kimse bilmez biliyor musun? Benim hiç tanımadığım iki ablam var. Annem babamın ikinci eş. Ve babamın annemden önce bir evliliği daha olmuş. O evliliğinden iki tane kız çocuğu var. Cansu ve Göksu. Sadece isimlerini biliyorum. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Bir de İzmir'de yaşadıklarını biliyorum. Cansu çok güzelmiş. Bana çok benzetirlermiş. Yani o kadar güzelmiş ki böyle yani yürürken herkes dönüp dönüp ona bakarmış. Anlatıyorlar öyle işte. Sonra İstanbul'a gittiğinde İstanbul'a bir reklam için gidiyor. Çok güzelliğinden. Bir reklam falan ayarlamışlar. Reklam için gittiğinde trafik kazasında vefat ediyor. Cansu'yu hiç tanımadım. Görmedim. Bilmiyorum tipini falan. Ama bana çok benzetiyorlarmış. Sonumuz benzemesin. Göksu da sanırım 40 yaşına yaklaşmış olabilir. Göksu'yla da hiç görüşmedim. Çünkü o benimle görüşmek istemedi. Yani görüşmek istemedi derken herhangi bir atakta bulunmadım. O da bulunmadı. Bana bulunmadığı için ben de dedim ki neden bulunayım? Bu soru için yanına gelmek istiyorum ya. Dur boğazına tıkıldı. Gel. Tepki göstermem lazım. Sinirlerim bozuldu çünkü. Hadi bu soruyu da sen sor şimdi. Erkekleri kovatır mısın aşkı diye soran kim? Arkadaşlar karşınıza başka bir kötü bir insan geldiğinde bizi suçlamayın lütfen yani anladın mı? Hepsi sen aynı. Cevapla. Hepsi aynı. Bakışı çok garip. Erkoları kapatır mıyım? Maybe one day. Belki bir gün. Yani kapatmak gibi bir gün maalesef elimde yok ama. Yani hepsi aynı. Erkolar diyoruz, eziyoruz falan ama tabii ki de öyle yani. Çok da bir şey övesim yok biliyor musun? Hiç de içimden gelmiyor ya erkoları övmek. Bunu koymayacağım. Koyacaksın. Koymayayım. Koyacağım. Hoşlanmadığım bir TikToker. Bunu söylemek zorunda mıyım ya? Ben kimseye isim vermem çünkü. Prim vermem. Mükremin bir de Semih Varol. Semih Varol'a karşı bir antipatim var. Mükremin de sevmiyorum bu kadar. Hayatında en önem verdiğin kişi. Annem. Geç. Kendinde sevmediğin özellik. Takıntılıyım. Arkadaşlar ben acayip takıntılıyım. Yani mesela Gökhan bana ters bir şey söylesin mesela kameramanım. Ve ben eve gittiğimde onu sabaha kadar düşünürüm. Yani size yemin ediyorum. Ve tek düşündüğüm şey o da değil. Sürekli böyle bir döngü halinde olur. İnsanları yanlış anlamak da üstüme yoktur. Çünkü her zaman acaba kötü bir şey mi dedi kafasında düşünürüm. Ve çok takıntılıyım. Aşırı takıntılıyım. Annen seni hiç dövdü mü? Evet. Ya şimdi şöyle oldu. Biz Lüleburgaz'da oturuyoruz. Yemek yerken de konuşmayı hiç sevmem biliyor musunuz? Böyle film falan dizimizi izlemeyi severim. Değişiklik olsun. Bu olayı kim çıkartmış yemek yerken videoyu ya? Macbeth. Öyle bir şeyler demişler işte ne bileyim ben dayak uyduruyorum. Ağzımda olurken de konuşamam ki ben ne yapacağım? Bir gün bizim bir... Ne oldu be? Güzel soru vardı. Minibook bilgisayarımız vardı. Annem, ben çok küçüktüm ama. Ve annem onu benim sattığımı iddia etti. Annemle beraber yaşıyorduk, tek yaşıyorduk yine. Sonra ben sen onu nasıl satarsın dedi. Bana bir vuruyor kadın. Ama beni yani anne diye ağlayan yemeyecek derecedeyim yani. O kadar vuruyor ki. Ondan sonra yanağımda, sırtımda falan beş parmakların izi çıkmıştı. Sonra baktık minibook dolabın en köşesine gitmiş. Annem de eli uzanamamış oraya. Sonra çok özür diledi. Çok vicdan azabı çekti. Bir günlüğüne erkek olsaydın ne yapardın? Yanlış anlama. Hiç anlamadım şu an. Yosun tadı geliyor ya. Midemi bulandırıyor yosun tadı. Ya detay verme lütfen. Erkek olsaydım yapacağım ilk iş akşamı beklemek. Gece yarısı elimde alkolle sokaklarda gezebilmek sabaha karşı. Ve gece yarısı dışarı çıkan kadınları taciz etmek. Bakalım bunun neyinden zevk alıyorlarmış. Ben çok merak ediyorum. Veya araba kiralayıp işte kadınlara korna çalmak. Bunun nesinden zevk alıyorlar? Ben bunu anlamak istiyorum. Bak empati kurmak istiyorum. O kadar mantıksız geliyor ki yerinize geçip bunun için empati kurmak istiyorum ya. Bence çok iğrenç bir şey. Kapanmayı düşünüyor musun?
Kapanmayı? Tesettür mü? Düşünmüyorum. Yani belki ileride. Yani bende o vibe var yani. Evlendikten sonra mesela 40 yaşına geldiğinde kapanabilecek kadın vibe var bende. Yaparım yani. Ama şu an değil. 200 tane sevgilin var mı sorusu var. Sevgilim var mı? Evet, şu an bir erkek arkadaşım var. Senin söyleyebileceğin tek bir cümleyi bütün dünya duyacak. Ne söylerdin? Hepimiz insanız. Irkçılık yapmayın. Bence bu ırkçılık çok kötü bir şey çünkü. Adam soruyor, saat kaç? Elbise nerede aldın? Buna ne, nasıl bir soru? Gerçekleşmesini istediğin en büyük hayalin ne? Güney Kore'ye gitmek. Anlamışsınızdır. Ağlama videolarında gerçekten ağlıyor musun? Yani video bittiğinde devam ediyor musun ağlamaya? Ağlama videoları. Güneş kremi sürüyorum gözlerimin içine ve manyak bir şekilde yakıyor, çok yakıyor ve ağlatıyor beni. Bazen evet video bittikten sonra onun acısından ağlamaya devam ediyorum. Bir tane videom vardı benim. Bu videoda mesela Hype Bey'in videosu çekerken ağlamamı durduramamıştım çünkü Cem Adrian'ın Kül şarkısıyla bir videoydu. Ağlamamı durduramamıştım ve hıçkır hıçkır ağlamaya devam etmiştim. Demiştim ki ben bir video için neden bunu kendime yapıyorum, neden travmalarımı kendime tekrar tekrar hatırlatıyorum dedim. Öyle. Abartma şunu. Tamam. Bu kız vallahi editte psikolojim bozuldu. Sesini kısarsın. Nasıl kısarım? Duşla. Ay tada. Hiç kazık yedin mi? Yedim. Çok yedim. En son hata Ocak, Şubat gibi falan yemiştim. Her ay yerim böyle düzenli olarak. Ben nedenini bilmediğim bir şekilde arkadaşlarımdan genellikle kazık yiyen taraf oluyorum ya. Ben vallahi bak. Ya böyle kendimi çok prenses, böyle çok masum, saf, temiz kalpli yapmıyorum. Tabii ki de elbette ki benim de hatalarım vardır ama genellikle kazık yiyen taraf neden ben oluyorum ya? Allah'ım yarabbim, ayıyorum. Şampuanı kafana mı sıkarsın, eline mi? Ben yere sıkıyorum ama da kalkıp üstüne dönüyorum. Yok, hayır. Elime sıkıyorum, homojen yapıyorum. Öyle saçma. TikTok mu daha kolay, YouTube mu? TikTok daha kolay. Ama YouTube bana TikTok'tan çok daha fazla değer veriyor ve o yüzden ben YouTube'u TikTok'tan daha çok sevmeye başladım. Başardığını ne zaman hissettin? Başardığını yanıma ilk birisi Saraçlar'da yürüyorum, Edirne'de işte bir şeyde. Birisi Sıla abla dedi, fotoğraf çekilebilir miyiz dedi. 2020 yılıydı, yok 21'in başıydı. Sıla abla fotoğraf çekilebilir miyiz dedi. Tabii dedim, benim de boydan olarak fotoğraf çekilmişti birisi. Fotoğrafı çekilen bence at bir neşemiz yerine gelsin. Yani benim de böyle boydan böyle fotoğraf çekilmişti. Böyle kendimi gerçekten ünlü hissetmiştim ve demiştim ki yani büyük kitlelere ulaşmışım ki tanınıyorum yani. Editim. Allah'ın sopası yok işte, gördün mü? Bozma, acı kaçtı. Yanıyorum. Kebap dinler misin? K-pop. K-pop yazıyor. Tamam ki. Blackpink dinlerim. BTS dinlerim. Yani hoşuma giden şarkıları dinlerim ama çok ağır bir şekilde Blackpink'çiyim ben. Neden bir dizide oynamıyorsun? Tatlım, ben kendi hayatımın başrolüyüm. Yok, şaka ama tabii ki de şaka değil ama neyse. İstanbul'da yaşamıyorum. İstanbul'da ağzıma sinek girdi desem. Mark Benning'in de bu kadarı bu arada. Üstüne bir şey işte bari gitsin. Ben çıkırdı. Ne alaka? Ondan sonra İstanbul'da yaşasam. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu önümüzdekiler çıkıyor mu acaba sinekler? Tamam. Şaka mı bu? Sıla ne yaptın hep mi? Şaka mı bu? Eyvah, yağ için oldu. Çıkar mı acaba? Çok da sevdiğim bir elbisem. Nazar ya. Vallahi nazar. Vallahi billahi nazar bu ya. Fırat. İşte siz kem gözlülere, bazılarınız için hiçbir şey gösterilmez. Vallahi gösterilmiyor. Pahalı hediye mi, ucuz ama sevgi gösterilmiş hediye mi? Şimdi ucuz ama sevgi gösterilmiş hediye benim için her zaman daha emek verilmiş. Benim için düşünülmüş, ince düşünülmüş hediyeler benim daha çok ilgimi çeker açıkçası. Sosyal medyayı bırakmayı düşündün mü? Düşündüm. Çok düşündüm. Ama yani dedim ki beni sevenler var dedim ya. Devam etmek istiyorum. Çok düşündüm yani. Eski sevgilini aldattın mı? Hayır. Hayır, gerçekten bu konuda çok netim, aşırı netim. Kimse de çıkıp da sen beni aldattın diyemez. Eğer aldatma gibi mail, yani şöyle aklıma başka birisinin girdiği anda o anki erkek arkadaşımdan ayrılırım. Sonra biraz zaman geçmesini beklerim ve sonra başka birisine şans veririm. Ki hiçbir zaman da öyle bir şey yaşamadım. İnşallah da Allah yaşatmaz. Ünlü olmak sana neler kazandırdı, neler değiştirdi? Aa, çok şey değiştirdi ya. Öncelikle yani kültür değişti ya bende. Gerçekten... Ay, arı mı bu? Arı. Bal gibi kızım, görüyor musunuz? Sosyal medya gerçekten beni kaliteleştirdi. Yani ben kaliteli bir insan oldum. Yani tabii ki de kaliteli bir insan değilim diyemiyorum ama aslında çok şeyin değiştiğini hissediyorum sosyal medyadan. Arkadaş ortamım mesela çok değişti. Şu an mesela sosyal medyanın başındaki hiçbir arkadaşımla görüşmüyorum. Çünkü onlar sandığım gibi arkadaşlarım değillermiş. Güzel, yiyeceğim mi?
Vallahi yemeyeceğim onu ya. Sıla nasıl bir kişiliğe sahip? Nasıl bir kişiliğe sahibim? Takıntılı. Gerçekten hiç kimse hakkında. Bakın bunu işte kolpa sıkıyorsun falan diyebilirsiniz ama bu gerçekten bir gerçek. Hiç kimse hakkında hiçbir kötü düşüncem asla yok. Mesela birisi kötü bir şey yapsın ki vardır onun da bir sebebi deyip kendi kendime geçerim. Yani gıybet yapmak falan filan konuşmam yani. Abi çok sevmem yani açıkçası böyle şeyleri. Adını kim koydu? Adımı Ayşenur'u annem koydu. Anneannem daha doğrusu. Sıla'yı da babam koydu, öz babam. Eğitim durumu? Lise mezunuyum şu an. YouTube'da hedefin ne, çok merak ettim. Hedefim ilerleyebildiğim kadar ilerlemek. Bakalım. Abla seni yıllardır takip eden, bildiğin, sevdiğin takipçin. Sinem, Sineş'im. Eğer Türkiye'de yaşamasaydın hangi ülkede yaşamak isterdin? Bir de seviliyorsun, Sloş. Siz de seviyorsunuz. Güney Kore ya. Çünkü bilmiyorum, Güney Kore kültür olarak bize zaten çok benzeyen bir kültür. Yani kültür bakımından falan. Ben seviyorum Güney Kore'yi. Hiç lisede kavgaya karıştın mı? Çok. Bir de ben bu soruyu soran kişi, fake bir hesaptan soruyorsun. DM'lerini görüyorum. Bana sürekli hakaret içerikli DM'lerin var. Özellikle seni soruya koydum. Yapma. Seni rezil ederim. Fake hesabın olduğunu sanma. Seni bulurum. Bu bir. İkincisi, bir önceki videomda anlatmıştım. Benim ilk lisemi bırakmamın sebebi buydu zaten. Aşk mı mantık mı? Yani şimdi şöyle. Aşk mı mantık mı? Çok güzel bir soru. Gerçekten tam yerinden sormuşsunuz. Aşkın da mantığın da eşit olduğu bir ilişki benim için daha mantıklı geliyor yani bana. Daha iyi geliyor. Boyun kaç? 1.58. Arkadaşlar ben kısayım. Ben gerçekten çok kısayım. Aşırı kısayım yani. Senin bana soracağın sorular var mı? Artık şu yemeği bırakacak mısın? Doymadın mı? Doydum da işte. Yeter de gözümün çapur çapur çapur. Arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. İnşallah sizin sorduğunuz asıl merak ettiğiniz soruları cevaplamışımdır. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer sosyal medya hesaplarından da beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bu bir. İkincisi, bir sonraki içeriğim sizce ne olmalı? Sizlerden yorumlara fikir belirtmenizi istiyorum. Rica ediyorum. İnşallah daha güzel içeriklerle birlikte sizin karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Sizi seviyorum. Bye bye.